Bir önceki videoda kutunun hacmini maksimize edebilmek için kartondan keseceğimiz x uzunluğunun yaklaşık olarak kat santimetre olması gerektiğine dair soruyu grafik üzerinden inceleyerek evet iyi bir fikir edindik. Bu videoda ise türev bilgilerimizi kullanarak bundan daha iyi bir sonuç elde edip edemeyeceğimizi görmek istiyorum. Bunu yapmak için x türünden hacmin kritik değerlerinin hangileri olduklarını bulmamız lazım kritik değerleri bulmak için de hacmin türevini almamız. Hadi bakalım. Yalnız türev almadan bu ifadeyi türev almaya daha uygun bir hale getirip getiremeyeceğimize bir bakalım. Çünkü türevi alırken çok uzun bir ifadeyle çalışmak zorunda kalabiliriz. Parantezleri açalım. x türünden hacim eşittir. Hepsini sarıyla yazayım. Önce bu iki terimi çarpacağım x çarpı 20 çarpı 30 600 eder. Sonra da 20 çarpı eksi 2x eksi 40x ve sonra eksi 2x çarpı 30 yani eksi 60x ve sonra da eksi 2x çarpı eksi 2x yani 4x kare. Bu kısmı yeniden yazayım. 4x kare eksi 100x artı 600. Evet, sadece sıralarını değiştirdim. Bunları bir de x ile çarparsak, e, biraz daha yukarıya yazayım. 4x küp eksi 100x kare artı 600x. Evet, bunu elde ederiz. Türevi almak artık çok daha kolay ve üssü x eşittir. Birkaç defa kuvvet kuralını uygulayacağız. 3 kere 4, 12 eder. 12x kare eksi 200x artı 600. Şimdi de bu ifadenin sıfıra eşit olmasını sağlayan x değerlerini bulmamız gerekecek. Yazıyorum. 12x kare eksi 200x artı 600 eşittir 0 türevi ya da eğimi sıfır yapan x değeri nedir? İsterseniz türevin tanımsız olduğu kritik değerleri de inceleyebiliriz ama söz konusu aralık için yani 0 ile 10 arasında türevin tanımlı olduğunu biliyoruz. Çarpanlarını ayırabilir ya da önce sadeleştirebiliriz ama isterseniz uzun hikayeyi kısa kesmek adına hemen bize ikinci dereceden denklemin köklerini verecek formülü kullanalım. Bunu sağlayan x değerleri. Eksi b, eksi eksi 200, 200 eder, a Artı eksi, kare kök içinde b kare, eksi 200'ün karesi, bunu şimdilik 200'ün karesi olarak bırakacağım. Eksi 200'ün karesi ya da 200'ün karesi hiç fark etmez çünkü ikisinin de sonucu aynı. Kendimize biraz daha yer açayım ve yazayım en iyisi. Evet, eksi 200'ün karesi, evet 40 bin eder değil mi? Eksi 4 ac yani 4 çarpı 12 çarpı 600 ve bölü 2 a yani 24. Hesap makinemi çıkarayım. Evet grafik modundan da çıkalım. Önce artılı versiyonu bulalım. 200 artı kare kök içinde 40 ya da 200'ün karesi eksi 4 çarpı 12 çarpı 600 bölü 24 burası burası 305 ediyor bir de 24'e bölelim sonuç 12,74. X değerlerinden biri 12,74'müş. Şimdi eksili versiyonu da hesaplayalım. 200 eksi kare kök içinde 40.000 eksi 4 çarpı 12 çarpı 600. Paydaki değer bu. Bir de 24'e bölelim ve... 3,92. Doğru oldu değil mi? 200 eksi kare kök içinde 40.000 eksi 4 çarpı 12 çarpı 600 bölü 24. Evet doğru. X değerleri 12,74 ya da 3,92. Peki hangisini kullanabilirim? 12,74 x'in alabileceği değer aralığının dışında bu yüzden de x 12,74 olamaz bu da x'in 3,92 değerinde kritik bir noktamız olduğu anlamına gelir grafiğe baktığımızda da bu maksimum değerdir elimizin altında grafik olmadığında ikinci türev testini de yapabilirsiniz demek istediğim x 3,92 olduğunda eğrinin çukurlu aşağı mı yoksa yukarı yönlü mü? İkinci türev testi için tabii ki de ikinci türeve ihtiyacımız var. V'nin ikinci türevi evet 24x eksi 200. Şimdi bu değer 4'ten küçük olduğuna göre bunun da 100'den küçük olacağını söylemek mümkün. Bundan bir de 200 çıkaracağız. O halde ikinci türevin 3,92'de aldığı değer 0'dan küçük olacak. 0'dan küçük olduğu için de çukurluğun yönü aşağı doğrudur. Sonucuna ulaşacağız. Bu eğimin azalmakta olduğu anlamına da gelir. Çukurluk aşağı yönlü. Evet, eğim azaldığı için elde edeceğimiz şekilde bunun gibi bir şey olacak. Eğim burada yüksek, sonra azalmaya başlıyor, sıfır oluyor ve azalmaya devam ediyor. Aynı şeyi zaten grafikte de görmüştük. Eğrinin çukurluğunun aşağı yönlü olması kritik noktanın da yerel bir maksimum nokta olduğu şeklinde yorumlanır. O halde x'in bu değerinde fonksiyonumuz maksimum değerini alır diyebiliriz. Peki bu maksimum değer kaçtır? Hacim için yazdığımız bu ifadeye geri dönelim ve hesaplayalım. Evet, x 3,92 olduğunda bakalım hacim kaçmış. Hesap makinemi çıkarıyorum. Bu arada, bu arada bu yaklaşık olarak 3,92'ye eşit. Tam değeri de kullanabilirim ama 3,92'yi kullanarak yaklaşık bir sonuç elde etmeyi tercih ediyorum. Hacim için x türünden yazdığımız bu ifadeyi kullanacağım. 3,92 çarpı 20 eksi 2 çarpı 3,92 çarpı 30 eksi 2 çarpı 3,92. Hazır mısınız? Evet, sonuç 1056,3. Bu grafiği inceleyerek elde ettiğimiz sonuçtan çok ama çok az büyük bir sonuç. Bu arada bu sonucu grafiği incelerken eğer biraz daha detaya inmiş olsaydık da elde edebilirdik. Her neyse, gördüğünüz gibi soruyu analitik olarak çözdüğümüzde grafiksel çözümden daha iyi bir sonuç elde ettik.